Merhabalar sevgili dostlar bugün Aralık ayı simülasyonumuzu yayınlayacağız. Aslında bu Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey. Bundan sonra umarım her ay yapabilmeyi umuyoruz ve değişimleri de aylık olarak görebilmeyi umuyoruz. Ee, simülasyon dediğimiz şey nedir? Seçim simülasyonu bu. Peki bizim seçim simülasyonumuz aslında tam olarak nedir? Onu anlatayım size. Türkiye'de kullanılan tüm internet trafiğini düşünün. O trafikte yazılan, edilen sözler, çekilen videolar vesaire her şeyi düşünün. Üstüne kullanılan insanların kullandığı aplikasyonlarda verdiği izinlerden elde edilen data ve verileri düşünün. Bunların tamamının bir araya getirilip harmanlanması, siyasi olanlarının süzülmesi, üstüne de Türkiye'de bu yıl içerisinde yapılmış güvenilirliğini bildiğimiz 22 ayrı araştırmanın sonuçlarına sonuçlarıyla harmanlanması arkadaşlar. Bu aslında bir big data analizi. Bu bir seçim anketi değil. Bakın bunu iyi bilmek lazım. Bu bir seçim anketi değil. Bu bir big data analizi. Aynı yöntemi ben geçmişte kullandım mı? Evet, son seçimlerde kullandım. Ama son seçimlerde bu simülasyondan e, emin olamadığım için bu simülasyonda yapanlar e, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi arkadaşlar. E, emin olamadığım için ben kendi anketlerimi yayınladım. Bu simülasyon 30 büyük büyükşehir'in 30'unu birden bildi. E, hata payı da benimkinden daha düşüktü. E, ben ise 30 şehrin 29'unu bildim. Hata payım simülasyondan biraz daha yüksekti. Ona göre izleyin ve dinleyin. Nasıl bir yöntem yapacağız onu da anlatayım size. Tıpkı bir televizyon ekranından izler gibi ekranınızı büyütün. Önce Türkiye haritası gelecek. Türkiye geneli oy oranları gelecek. Peşinden şehir belediyeleri tek tek gelmeye başlayacak. Bu yayında yayını çok çok uzatmamak adına yani 30 dakikanın üzerine çıkarmamak için önce muhalefet partisinin partilerinin elindeki büyükşehir belediyelerini değerlendireceğiz. Yarın da Cumhur İttifakı'nın belediyelerinin ekran görüntülerini tek tek göreceksiniz. Ee, dediğim gibi tıpkı bir seçim ekranı gibi. Düşünün. Bu simülasyonun tamamına ve Avrasya araştırmanın her ay yaptığı iki araştırmanın e-bültenine abone olmak için de arkadaşlar açıklamalar kısmında katıl linkimiz var. Videonun altında da katıl butonumuz var. Ona tıklayabilirsiniz. Ayrıca YouTube'un kapanma ihtimaline e, göre hareket planı hazırlıyoruz biliyorsunuz. Onun içinde bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzun linki de açıklamalar kısmında var. Başlayalım isterseniz. Önce ne geliyor? Ben de tam bilmiyorum. Bakalım ne geliyor? Galiba Türkiye geneli harita geliyor. Türkiye'nin haritası geliyor. Seçim haritası. Aa, önce Türkiye seçim haritası gelmedi ne gelecek önce? Başarılı belediye başkanları mı geliyor? Bir saniye. Tıpkı şey gibi evet önce Türkiye haritasını getireyim. Buradan alayım. İttifaklar olmadan hangi parti nerede birinci? Arkadaşlar ekranınızda hangi parti nerede birinci Türkiye haritası. Bakın kıyılarda gene CHP birinci. Ortada gördüğünüz kırmızıların birisi Bolu birisi Ankara yan yana. Öbür tarafta ortada gördüğünüz Mor Tunceli dersim. Geri kalanlarda zaten e, Kürtlerin yoğun yaşadığı ve HDP'nin yüksek oy aldığı bölgeler. İçeriler gene gördüğünüz gibi AK Parti çoğunluğunda. Hala birinci parti oralarda AK Parti. Zaten Türkiye genelinde de bu yüzden hala birinci parti. Ama anlatacağım. Bakın AK Parti'nin oy oranı 34.12. CHP'nin oy oranı 27.11. İYİ Parti'nin oy oranı 12.84. HDP'nin oy oranı 11.03. MHP'nin oy oranı 8.12. Gelecek Partisi 2.78. Deva Partisi 2.61. Diğerleri 1.39 bunu da dün net baktım. 1.05'i Saadet Partisi arkadaşlar. Şimdi buna bakıp moralinizi bozmayın. Size başka bir e, görüntü getirmek istiyorum. Bu da arkadaşlar getireceğim görüntü ittifaklara göre görüntüsünü getirmeye çalışıyorum ama. Evet, 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 şimdi buldum. İttifaklara göre kim birinci? Şimdi bu tabloda da sevgili dostlar, ittifakların toplamına göre birinciler. Mesela Eskişehir değişiyor gördüğünüz gibi. Millet İttifakı orada daha yüksek. Gördüğünüz gibi Manisa ve Uşak değişiyor. Yani üç il ittifaklara göre değişiyor. Analiz mı? Üç ilin e, rengi değişti ittifaklara göre. Peki bu nasıl oldu? Dediğim gibi İ parti ile CHP'nin toplamı AKP ile MHP'nin toplamını geçince biz onu birinci olarak tabloya koyuyoruz. Ama bir önceki tabloda AKP birinci parti ise birinci parti. Orada ittifak toplamı yapmadık. Bu tabloda da AKP'nin oy oranı zaten aynı. Size biraz önce söylediğimiz gibi yani. Tekrar saymama sanırım gerek yok. 34.11 AKP'nin oy oranı, 27.11 CHP'nin oy oranı, 12.84 İ Parti'nin oy oranı. Şimdi arkadaşlar gelelim büyük şehirlere. İstanbul gelsin diyelim, değil mi? İstanbul gelsin. Buyurun İstanbul sonucu. Hem yerel seçim sonucu, hem genel seçim sonucu ekranınızda. Bakınız İstanbul'da bugün seçim olsa şunu şöyle biraz yukarıya alayım hatta milletvekili sayılarını da görün. İstanbul'da bugün yerel seçim olsa Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı 58.6. Muhtemelen milletvekilliği seçim sonuçları söylüyorum. Muhtemel milletvekilliği seçiminde AK Parti 36.4 41 milletvekili alıyor İstanbul'un 3 bölgesinden toplam. CHP 28.1 31 milletvekili alıyor. İyi Parti 9.9 ile 10 milletvekili alıyor. Dikkat ederseniz İyi Parti'nin o oranı da yükselmiş İstanbul'da. HDP 12.1 ile gene 3 bölgede toplam 10 milletvekilliği alabiliyor. Gelecek Partisi 2.9, Deva Partisi 3.1 İstanbul'da. Bu iki parti tabi biz barajı %10 hesapladığımız için ve hali hazırda herhangi bir ittifakın içerisinde olmadıkları için milletvekili çıkartamıyorlar Türkiye genelinde. Ancak şöyle bir e, durum var. Bu iki parti... Ya da herhangi birisi olur da bir şekilde Millet İttifakı'na katıldı diyelim. İşte o zaman milletvekili sonuçları da dahil AKP tepe taklak gidiyor arkadaşlar. Devam edelim. Ankara sonucu gelsin. Ankara'ya geçelim. Geçtik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün seçim olsa %63.7 oy oranına ulaşıyor. Mansur Yavaş 50.92 ile seçilmişti. 63.7'ye ulaşıyor. Yani Mansur Yavaş'ın oy oranı yaklaşık 13 puan artmış. Ekrem İmamoğlu ne kadar artmıştı? Tekrar isterseniz İstanbul'a dönelim. Onu da görün. Orada da müthiş bir artış var. Zaten muhalefeti ayakta tutan, e, muhalefeti diri tutan şey bu yerel seçim başarısı. Yerel yönetimlerin başarısı. Ekrem İmamoğlu da 10 puana yakın İstanbul'da oy oranını artırmış. 31 Mart'a göre arkadaşlar. Devam edelim. Neresi geliyor? Muhtemelen İzmir geliyor. Bakalım evet İzmir'i buldum. İzmir geliyor. İzmir'de Tunç Soyer'in yaklaşık 2 puanlık 1.9 puanlık bir kaybı gözüküyor. Ee, yerelde ancak genelde. AKP'nin yani milletvekilliği seçimi olsa AKP'nin oy oranı %20.8'e düşmüş. Milletvekili sayısı da 7'ye düşmüş. Şimdi geldi milletvekili sonucu da. Milletvekili sayısı da 7'ye düşmüş. CHP'nin oy oranı 46.1 olmuş. Milletvekili sayısı 15 olmuş. İyi Parti'nin oy oranı %12.4 olmuş. İyi Parti oylarını burada da artırmış. Ancak milletvekili sayısına bu don hesabından dolayı fazla artıramamış 3 milletvekilliği kazanıyor. HDP 10.5 ile 2 milletvekilliği kazanıyor. MHP 5.2 ile ancak 1 milletvekilliği alabiliyor. Gelecek ve Deva Partileri de ekranda gördüğünüz gibi 2 ve 2.5 oy oranlarına ulaşıyor burada. İzmir'de İzmir CHP'nin oylarını artıramadığı ender illerden bir tanesi. Sevgili dostlar, Antalya gelsin. Çok tartışıldı. Muhittin Böcek hastalığı çok konuşuldu. Allah şifa verdi, iyileşti ve döndü Muhittin Böcek. Bakalım nasıl dönmüş? Muhittin Böcek çok iyi dönmüş gördüğünüz gibi. %50.62 ile kazandığı seçimi bugün seçim olsa 59.60 ile kazanıyor. Yani oylarını 9 puan artırmış arkadaşlar. Oylarını 9 puan artırmış. Muhittin böceğin biliyorsunuz son dönemde bir e, saçma bir yazı yüzünden e, parti değiştireceği falan söylendi. O da bugün videosuyla gereken cevabı vermiş. Ben de biraz önce onu gördüm. Videosunu gördüm. E, gereken cevabı da vermiş Muhittin Böcek sevgili dostlar. Muhit Parti falan değiştirmiyor yani. Zaten şu oy oranıyla bir insan niye parti değiştirsin? Peki Antalya'da genel seçim olsa nasıl oluyor? AK Parti 29.8'e düşüyor ve 5 milletvekilinde kalıyor. Cumhur İttifakı toplamda 6 milletvekili çıkartıyor aslında burada. Biliyorsunuz milletvekili hesabı önce ittifaklar arasında yapılıyor sonra paylaştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 33.9 oy oranıyla 6 milletvekiline çıkıyor. İyi Parti oy oranını çok artırdığı halde burada don't hesabından dolayı aslında CHP'ye milletvekili katkısı sunuyor. Kendisi ee, CHP oyunu artırdığından daha çok milletvekili kazanıyor. İyi Parti artırdığı oyun karşılığını milletvekili olarak burada alamıyor. Bu tamamen don't hesabının matematiksel hesabıyla ilgili. Don't hesabı şöyle çok olana çok az olana az milletvekili paylaştırıyor. Öyle söyleyeyim. HDP bir milletvekilini muhafaza ediyor. MHP bir milletvekilini gene muhafaza ediyor bu ittifakın içerisinde. Burada Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin ikisinin de oy oranı %3.1 arkadaşlar. Devam edeyim. Dokuzuncu grafiğimiz acaba neresi Adana galiba Adana bakalım Adana'da durum ne Adana'da artış aslında Zeydan Başkan'ın sosyal medyada ki popülerliğe kadar değil ben çok daha büyük bir artış bekliyordum ama burada da haricen iyi parti diyenler de olmuş o yüzden muhtemelen bu oy oranı bu seviyede kalmış e, haricen iyi Parti'nin adayına oy veririm diyenleri de sayınca %60'ları buluyor orada gene ittifak arkadaşlar. Yerel seçimde. Genel seçimde durum ne? AKP 28.9 5 milletvekilliği alıyor. CHP 29.7 5 milletvekilliği alıyor. İYİ Parti 13.6 2 milletvekilliği alıyor. HDP 13.2 2 iki milletvekilliği alıyor. MHP 9 ile 1 milletvekilliği kazanıyor. Gelecek Partisi 2.8, Deva Partisi ise 2.6 oy oranlarına ulaşmışlar Adana'da. Adana'nın biraz daha oyları artırmaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Adana'dan sonra neresi geliyor? Bakalım 10. grafiğimiz Sevgili arkadaşlar bilgisayar falan sallanıyor olabilir. Ma ile yolculuktayken mola verdim, rica ettim. Bir yerde çekiyoruz bu şeyi. Bildiğiniz bir sehpanın üzerinde çekim yapıyorum ki size ayın 15'i de mahcup olmayayım diye. Şimdi Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı %45.1 ile seçilmişti. Vahap Seçer seçime İYİ Parti ittifaka dahil olmadan girmişti. Yani CHP ve İYİ Parti ayrı ayrı adaylar çıkarmıştı. Vahap Seçer oy oranını tam olarak %16.1 artırmış. %16.1 yani muhteşem bir artış öyle söyleyeyim. Burada genel seçim olursa AK Parti 22.9'a düşüyor. 4 milletvekilliği, CHP 28.2 ile 4 milletvekilliği, İYİ Parti 14.9 ile 2 milletvekilliği, ama burada o kadar kritik ki oranlar, İYİ Parti bir anda 3'e çıkabilir don hesabında, ittifak 1-2 puan daha büyürse yani, HDP 16.8 ile 2 milletvekilliği, MHP 10.2 ile bir milletvekili çıkartıyor. Mersin ilimizde. Şimdi sıradan geliyor ama Aydın mı geliyordu? Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. Buradan 11 Aydın. Evet. Ezberim de fena değilmiş. Grafikleri sıralarken iyi ezberlemişim sıraları. Aydın. Tek Muhalefetin tek kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu aydın. %53.94 ile seçim kazandı. Bu arada Özlem ablayla seçimden çok çok önce iddiaya girmiştik. Bana demişti ki 50'yi geçmem lazım artık. 50 artı 1'i almam lazım. Çünkü ikili bir yarış olacak küçük partileri, küsuratlı partileri e, saymadan bile 50 artı nokta 50 artı 1'i almam lazım. Kendi kariyer rekorumu kırmam lazım dedi Özlem Çerçioğlu. Ben de Özlem Çerçioğlu'na dedim ki 52'nin altına abla istediğin her şeyine iddiaya girerim. 52'nin üstündeki her bir puan için artık sen bana ekstradan ne hediye alacaksan ona razıyım. Takım elbise mi alırsın? Paltomu alırsın. Ne alırsın bilmiyorum. Takım elbiseyi kazandım. Aydın'a ilk gittiğimde de Özlem Çerçoğlu'na uğrayıp takım elbisemi alacağım? Çünkü bana takım elbiseni yaptıracağım. Gel dedi. Aydın'a ilk gittiğimde alacağım Özlem abladan takım elbiseyi. Dua etsin 06 ile 06 ile şeyi kaçırdı. 54'ü yani ikinci bir puanı kaçırdı. Ee, o, o zaman komple kendime iyi bir şey yaptıracaktım. Böyle baştan aşağı damatlık gibi dizdirecektim. Burada Özlem Çerçioğlu'na da selamlarımızı iletelim. Özlem Çerçioğlu doyum noktası dediğimiz %54'ü kırmış arkadaşlar. Üstüne de 5 puan 5 puandan daha fazla koymuş. %59.2 sevgili dostlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu bugün yerel seçim olsa alacağı oy 59.2. Peki Aydın'da milletvekilliği sonuçları nasıl? AK Parti 26'ya düşüyor ve 3 milletvekilliği. CHP 36'ya çıkıyor, 4 milletvekilliği. İyi Parti oy oranını yükselttiği halde gene aslında CHP'nin milletvekilliğine bir katkı sağlıyor. O ittifaktaki oy oranı arttırdığı için kendisine gene burada bir milletvekili fazladan alamamış. Ama bir iki puanlık bir fark var burada da. Ee, hani o yanılgı payı bile olabilir. Belki de iki milletvekili çıkar. HDP yüzde dokuzla milletvekili çıkartamıyor Aydın'da. MHP milletvekili çıkartamayacak. Bir dahaki seçimde. Gelecek Partisi yüzde Deva Partisi 2.3 Arkadaşlar. Bu e, Aydın'ın önemi diğerlerinden farklı olarak yani buradaki başarı o 5 puan diğerlerinin belki 10-15 puanından önemli niye derseniz burada 2004, 2009, 2014, 2019 dördüncü dönemi Özlem Çerçioğlu'nun dördüncü dönemde bile oyları artırabilmek çok ilginç bir şey yani çok zor da bir şey o yüzden Aydın gibi yerler, Muğla gibi yerlerde oy artırmak çok daha zor yeni seçilen belediye başkanlarına nazaran o yüzden bu önemli arkadaşlar devam ediyorum sırada Tekirdağ var Tekirdağ var Tekirdağ'ın Kadir Amcası var <laughs> ben Kadir Albayrak'la hiç tanışmadım ama esnaf falan Kadir Amca diyormuş e, oradan biliyorum Arkadaşlar Kadir Amca bugün seçim olsa 56.3 oy alacak. Arkadaşlar o da oy oranını 5 puanın üstünde artırıyor. O da e, yeni belediye başkanlarından değil yani üstüne koyarak belediye başkanlığı yapan başarılı isimlerden bir tanesi. AK Parti burada 28.6'ya düşüyor. Normalde buradan 2 milletvekili çıkartması gerekiyor ama... MHP'nin 6.3'ü de eklenince don hesabında 3 milletvekilliğini Cumhur İttifakı, 4 milletvekilliğini Millet İttifakı kazanıyor. Burada da %13.5 ile 1 milletvekilliğini İyi Parti alıyor. AKP'den MHP'nin kendi iç don hesaplarını yaparken bir de ittifak içi don hesap yapılıyor. Orada MHP'nin oy oranı çok düşük olduğu için 1 milletvekilliğini AKP'den koparamıyor devam edelim. Tekirdağ'da sonuç böyle. 13 13. şehrimiz hangisi? Hatay. Ya bu da müthiş bir sonuç. Bir şey söyleyeyim mi? Yani Lütfü Savaş'ın karnesi de çok iyi. Her seferinde çok iyi geliyor. İlk döneminde AKP'den kazandı Lütfü Savaş. Doçent Doktor Lütfü Savaş doktordur kendisi tıp doktorudur yani. Hatay'da da çok sevilen birisiydi. İlk döneminde AKP'den kazandı. İkinci döneminde AKP'nin o dönemde Adalet Bakanı mıydı? Sadullah Ergin. Önceki dönem Adalet Bakanı mıydı? deve dişi gibi bir rakibini ve ucu ucuna geçti. Şimdi bu döneminde %55 ile eze eze seçildi. %60'a çıkmış. 5 puan daha koymuş üstüne. Bu gerçekten çok zor bir şey. Çok da ilginç bir şey. Ee, gerçekten takdir edilesi bir şey. AK Parti burada milletvekilliği seçimi olsa 28.2'ye düşüyor. 4 milletvekili alıyor. CHP 32.1 ile 4 milletvekili alıyor. İYİ Parti 11.6 ile 1 milletvekili alıyor. 11.3 ile HDP 1 milletvekilliği alıyor. HDP'nin biliyorsunuz şu anda orada milletvekili yok. Yani var aslında seçildi. Barış Atay Mengüllüoğlu seçildi. Ama Barış Atay sonradan tip genel başkan yardımcısı. Zaten tip e, ittifakıyla onlar da e, bileşen olarak girmişti. E, şu anda HDP orada temsil edilmiyor. Tekrar tiple ittifak yapacaklar mı bilemiyoruz ama HDP bir milletvekili seçtirebiliyor orada. MHP %10.3 ile bir milletvekili seçtirebiliyor gene. Gelecek Partisi burada %2, Deva Partisi 2.6. Hatay'da da durum bu. Gelelim sondan bir önceki şehrimize. Neresi? Eskişehir. Yılmaz Büyükelşen Hoca. Yılmaz Büyükelşen Hoca'nın oy oranı 52'den 62'ye çıkmış. Yılmaz Hoca e, 10 puan artırmış. <laughs> Çok ilginç. Yani kaçıncı dönemi yani? TSP'den yaptı. Sonra CHP 5. döneme galiba Yılmaz Hoca. 99 seçilmişti. Yanlış hatırlamıyorum galiba. 99'da seçilmişti. 2019'dayız. Yani 20 yıldır kesintisiz belediye başkanı ve 5. 2020'deyiz. Ne 19'u? Tarihleri hep gün karıştırıyordum, bu sefer yıl karıştırdım. Kendimi acıyorum ama yoldayım, idare edin. Saatlerdir direksiyon sallıyorum. Eskişehir'de oy oranları ne peki partilerin? AKP 31.6, CHP 35.2, er milletvekili alıyorlar. İYİ Parti 15.3, 1 milletvekili alıyor. HDP 4.1, MHP 8 ama milletvekili kazanamıyor. Gelecek Partisi 2.3, Deva Partisi 2.6. Peki buradan ne anlıyoruz? Bir de bu e, bittikten sonra Gelecek'le Deva'nın durumunu değerlendireceğim. Ama son ilimizi de, son büyük şehrimizi de alalım. Muğla. Muğla ittifaksız girildi seçime. Daha doğrusu ittifak olacak denilince Fethiye Belediye Başkanı o dönemin Behçet Saatçi ben bağımsız aday olurum o zaman dedi. Bağımsız aday oldu Büyükşehir'e. Çok da iyi oy aldı ama kaybetti. Yüzde yakın bir oy aldı ve kaybetti. Osman Gür'ün yüzde otuz ile gene seçildi. Muğla'nın o dönemde mevcut belediye başkanıydı Osman Hoca. O da doktor. Bugün seçim olsa 53.3. O ittifak küslükleri bitmiş demek. Yani seçim küslüğü, ittifak küslüğü bitmiş. İyi Parti tabanı ile. 53.3. Yani oy oranla yaklaşık %17.5 kadar artırmış. 17.5 kadar oy oranını artırmış. 17.2 oranında. Oylarını en çok artıran belediye başkanı bu anlamda. Ama dediğim gibi burada ittifak olmamasından da kaynaklanıyor. Yani daha doğrusu bağımsız bir adayın olmasından da kaynaklandı bu. Osman Gürün'ün durumu da gayet iyi gözüküyor. Peki Muğla'da milletvekilliği seçimi olsa ne olur? AK Parti 22.6 ile iki milletvekilli, 2 milletvekilliği, CHP 44.2 ile 4 milletvekilliği, İyi Parti 17.9 ile bir milletvekilliği çıkartıyor. Oysa burada CHP e, biraz daha birkaç puan az oy alsa ya da İyi Parti birkaç puan yüksek oy alsa durum 3'e 2'ye dönebilecek durumda. E, ama CHP o kadar yüksek ki yani o don hesabını yaparken bu oyları ikiye katlayın. Birisi 88 de birisi 34 gibi düşünün. Yani dağılırken öyle dağılıyor ya, iç donda tekrardan ee, böyle bir tablo. Şimdi arkadaşlar başa dönelim, başa dönelim. Ee, size e, Türkiye geneli tabloyu bir getireyim de. Şimdi orada e, önemli bir konu var, yeni partilerle ilgili önemli bir konu var. Onu anlatayım. Bakın, bakın. Gelecek Partisi 2.78, Deva Partisi 2.61. Ama biraz önce anlattığım büyük şehirlerde yani muhalefetin kazandığı büyük şehirlerde neredeyse tamamında denilebilir Deva Partisi Gelecek Partisi'nin önündeydi. Dikkat ettiniz mi? İşte yarın anlatacağım büyük şehirlerde de yani iktidar blokunun hakim olduğu büyük şehirlerde de Gelecek Partisi DEVA Partisi'nin çok önünde. Yani buradan anlayacağımız konu nedir? Gelecek Partisi AK Parti'den oy alıyor. Daha çok oylarının çoğunluğunu AK Parti tabanından alıyor. DEVA Partisi AK Parti tabanından da alıyor ama muhalefetten de oy alıyor. Yani DEVA Partisi 1.60 kadar AKP tabanından alıyor. Yüzde bir kadar muhalefet tabanından alıyor. Deva Partisi ise yüzde 2.78'in neredeyse tamamını AKP tabanından alıyor. Çok az bir kısmını da böyle yüzde binde ikilik, binde üçlük bir kısmını da Güneydoğu'dan alıyor ama o da HDP tabanı değil ha, o da AK Parti tabanı. Yani burada baktığımız zaman Gelecek Partisi iktidarı değiştirme açısından DEVA Partisine göre daha faydalı olacak gibi gözüküyor bu millete. Bu halka iktidarı değiştirme açısından Gelecek Partisi daha çok fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi muhalefet illerinde muhalefetin hakim olduğu yüksek oy aldığı yerlerde Deva Partisi bir miktar daha fazla oy alıyor Gelecek Partisi'nden. Ama AKP'nin hakim olduğu yerlerde Deva Partisi bazı büyük şehirlerde 4'lere 5'lere mesela Kayseri'de 5'e Konya'da 11'e kadar ulaşmış. Onları da sizinle yarın konuşacağız. Sevgili dostlar bu çalışmaların devam etmesi için abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Katıl butonuna yahut açıklamalardaki katıl linkine tıklayarak tüm bu yaptığımız işlerin, anketlerin, simülasyonların, araştırmaların, literatür taramalarının e-bültenlerine abone olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.